Tüketicinin korunması kavramı, önemini ve değerini gittikçe artan bir şekilde yaygınlaşarak günlük yaşamın içine girmiş bulunmaktadır. Esas itibariyle 19. yüzyılın sonlarından itibaren Batı toplumlarında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan çağdaş anlamdaki tüketicinin korunması hareketlerinin temellerinin 19. yüzyıl öncesi lonca toplumsal örgütleniş biçiminde bulmanın mümkün olduğu ileri sürülmüş. Buna karşılık tüketicinin korunması kavramlarının 20. yüzyıla özgü nitelendirmeler olduğu öğretide yaygın ve kabul edilen düşünce. Çağımızda yaşanan sosyal ve ekonomik gerçekler karşısında tüketiciyi fahiş fiyatlara, ağır kredi koşullarına, koşullandırıcı ve yanıltıcı reklamlara, malın piyasaya sürümünde rekabetin ve saydamlığın giderek kalkması olgusuna, genel işlem koşulları çerçevesinde hazırlanan hukuki tuzaklara, ürün bozukluklarına, ifa eksiklik ve aksaklıklarına karşı özel olarak koruma zorunluluğu ayrı bir önem taşır. Tüketici görünümündeki bir hukuk öznesinin alışveriş hayatında satıcı ya da girişimci karşısında özel bir yardıma gereksinim duyması gerçeği, tüketici lehine koruma mekanizmalarının yerindeliğini haklı çıkarmaktır. Böyle bir korumanın gerekliliği, oynadığı özel rol gereği, tüketicinin mal ya da hukuksal varlığının tehlikeye girmesine karşı satıcının ya da girişimcinin böyle bir tehlikeye düşmemesi ve tüketicinin aleyhine olan bu durumun hukuk düzenince kabul edilmesinin beklenemezliği karşısında kolaylıkla benimsenebilecek. Tüketicinin korunması gerekliliği, onun arz eden tarafa entelektüel ve ekonomik olarak bağımlılığı kavramlarıyla da doğrudan ilgilidir. Bununla birlikte öğretide yapısal bağımlılık veya tipik dengesizlik kavramlarıyla tüketicinin piyasadaki konumunun belirlenmesine çalışılır. Ayrıca tüketiciyi belirlemek için sosyal olarak güçsüz yani zayıf kişi kavramı da kullanılmıştır. İlk bakışta kapsayıcı görünmelerine karşın bu kavramların altında yatan ve hangi biçimdeki bağımlılığın anlatılmak istendiği münferit olay açısından belirlenmedikçe yapılan tanımlamalar pek yararlı olmayacak. Bu çerçeveden bakıldığında tüketicinin korunması kavramının sosyal, ekonomik ve hukuki açılardan bir genel değerlendirmeye tabi tutulması gereği ortaya çıkar. Biraz sonra bu genel değerlendirme yaptıktan sonra özellikle bu konuşmamızın konusunu oluşturan tüketici sözleşmeleri bağlamında tüketicinin korunması amacıyla getirilen hukuksal düzenlemelere değineceğiz. Tüketicinin korunmasının temelleri nelerdir? İlk önce onlardan bahsedelim. Tüketicinin korunması kavramının ana nitelikleri nelerdir? Genel olarak onlardan bahsedelim. Tüketicinin korunması kavramı niteliği gereği multidisipliner bir yapı taşır. Bu nedenle de ekonomiden ilahiyata, hukuktan sosyolojiye pek çok alanla yakından ilişki içine girer. Ancak tüketicinin korunması hukukuna ilişkin bir açıklama olan bu konuşmamızda söz edilen bilimsel alanlara girilmesi pek beklenmemesi gerekir. Bu çerçevede konular özellikle tüketicinin günlük yaşam içinde yoğun olarak sorun yaşadığı alan olan sözleşmeler, dolayısıyla da tüketim sözleşmeleri hukuku sınırları içerisinde ele alınmaya çalışılacak ve bu konuda getirilen düzenlemelere değinilecek. Önce sözleşmenin güçsüz tarafı olarak tüketici kavramından kısaca bahsedelim. Tüketicinin korunması olgusu biraz önce de söylediğimiz gibi tüketicinin toplum yaşamı içinde ortaya çıkan gereksinimlerini karşılayacağı mal ve hizmetlere ilişkin olarak yaptığı pek çok sözleşmedeki konumu ile yakından ilgili. Gerçekten de tüketicinin korunması sorununun belirginleştiği alanların başında sözleşmeler gelir.
Günlük gereksinimlerin giderilmesinde farkına varmadan gerçekleştirdiğimiz sözleşmelerin önemli bir yeri vardır. Örneğin sabah evden iş yerine gitmek için dolmuşa ya da otobüse binerek ücret karşılığında yolcu taşımayı konu alan bir taşıma sözleşmesi yaparız. Keza yine iş yerine gittiğimizde ya da okula geldiğimiz, işte okuldan bir kantin, bir kantinden bir sandviç, bir çay satın aldığımızda konusu bir mal devri karşılığında bir miktar para ödemek olan satım sözleşmesini yapmış olur. Bunun gibi günlük hayatımızda kira sözleşmeleri, taksitli satışlar, gezi sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri gibi pek çok sözleşmeyle karşı karşıya kalırız. Buna karşılık sosyal hayat ilişkileri içinde gerçekleşen bu sözleşmelerin unsurlarının ne olduğunun, hatta sözleşme yaptığımızın bile farkına varmayız. Hukuk politikası da tüketicinin korunması olgusunda bakış açısından önem taşır. Politik tartışmaların en önemli konularından birisi aslında sosyallik kavramıdır. Hukuksal açıdan ise sosyallik çok az şekilde tanımlanmış olmasına karşılık sosyal haklar çok geniş bir kapsam alanına sahip. Ancak bütün koruyucu haklar sosyal hak olarak değerlendirilir. Bu konu hukukçular arasında geniş kapsamlı bir başlık olan sözleşmenin zayıf tarafının korunması adı altında incelenir. Bu kavram altına sadece sosyal hak aracılığıyla düzeltilebilecek olan sorunlar değil, aynı zamanda zayıfların içine düşebilecekleri olası her türlü durum girer. Biraz önce söylediğimiz sözleşmenin zayıf tarafının korunmasında söz konusu olan bir başka durumda nesnel olarak eşitliğin sağlanması olur. Burada asıl olarak vurgulanması gereken husussa sözleşme özgürlüğüne getirilen sınırlandırmalardır. Buna karşılık sosyal hukukta doğruluk, dürüstlük, toplumsallık vurgulanır ve bunların oluşturulması istenir. Sosyal hukuk sözleşmeleri daha çok içine alır, şekillendirir. Aynı zamanda sosyal hukuk sözleşmelerde zayıf tarafın korunması hususundaki düzenlemeyi sözleşmenin taraflarına bırakır. Ancak taraflara sınırsız bir sözleşmeye oranla dar bir çerçeve çizer. Özel hukukun öncülüğündeki bu yoğunlaşmadan özgürlükçü, eşitlikçi ve sosyal devletin gereklerine yönelmiş anayasal düzen çerçevesinde bir yapılaşma kurmanın anlaşılması gerekmektedir. Ancak bu tür bir kavramlaştırma, koruma mı yoksa kısıtlama mı tartışmasında birlikteyiz. Bu bağlamda kullanılan sosyal koruma kavramının amacının arz eden yani girişimci ile tüketici arasındaki güç dengesini sağlamak olduğu ileri sürülür. Bu konulara ilişkin olarak biraz sonra farklı değerlendirmeleri de yer vereceğim. Şimdi sözleşmelerin ekonomik, zihinsel ve psikolojik açıdan güçsüz tarafı konumunda olmanın tüketici kavramı ile ilişkisine dair değerlendirmeler yer alacak. Öncelikli kavram ekonomik olarak güçsüz sözleşme tarafı. Tüketimle ilgili araştırmalar tüketimin teknik anlamını ortaya çıkarırken ekonomi bilimi tüketimi kavramın yansız yani apersonal unsur olarak çokça normatif bir biçimde ele alır. Tüketim konusundaki araştırmalara göre tüketim insanların toplum içindeki yerini ve kimliğini ortaya koyan sosyal, kültürel ve kaynakların kullanıldığı fiziksel bir süreçtir. Ekonomi bilimine göre ekonomik mal ve hizmetlerin faydalarından gereksinmelerin dolaysız tatmini için yararlanmaya tüketim ya da yoğaltım eski dille istihdam denir. Klasik ekonomi öğretisinde ise tüketici üretimin karşıtı olarak sadece alt kavram biçiminde bir rol oynamaktadır. Bu anlamda tüketici ekonomik değerleri yok eden kişi olarak görülmekte ve tüketim de değişim değerinin kaybı olarak anlaşılmaktaydı. Ekonomi bilim açısından tüketici kavramının
iki değişik görünümünden söz edilir. Birinci görünümün kapsamına saf anlamıyla tüketiciye özgü nedenler, yani sonuçta tüketici sözleşmelerinde, tüketici işlemlerinde ortaya çıkan nedenler girer. Tüketicinin korunması gereksinimin aynı zamanda benzer rol oynayan hukuk özneleri, özellikle korunmaya muhtaç küçük işletme amaçlı yatırımcılar için de söz konusu olması sorunun ikinci görünümünü oluşturur. Bu ayrımın belirlenmesi, bağımsız bir tüketicinin korunması hukukunun kabulü hakkındaki tartışmalar açısından önemli bir yere sahip. Bu arada tüketicinin korunması hukuku kavramını tercih etmemle birlikte uygulamada ve öğretide de tüketici hukuku kavramı çokça konuşuluyor, ondan bahsediyor. Benim bakış açıma göre tüketicinin korunması hukukuyla tüketici hukuku arasında çok büyük bir fark yok. Sadece tüketicinin korunmasını ön plana çıkardığı için tüketicinin korunması hukuku kavramını kullanmayı tercih ediyorum, onu söyleyeyim. Piyasa gücü açısından bakıldığı zaman burada olarak nihai tüketiciler yani müşteriler aslık üstlük sıralaması bakımından ast yani bağımlı konumundadır. Bu durumda tüketicinin doğal edinilgenliğinin varlığından söz edilir. Bunun nedeni olarak da yok denecek kadar küçük talep gücüyle kural olarak çok güçlü arz edicilerin karşısına çıkabilmesi gösterir. Bu düşünceden hareketle bakıldığında tüketici pazarda oluşacakları hiçbir biçimde etkileyemeyecek bir konumdadır. Onun yapacağı sadece standartlaştırılmış kitlesel ürünleri arz edildiği biçimde kabul etmek olacak. Bireysel gereksinimlerin doyurulması burada söz konusu olmaz. Pazarın yapısı gereği atomize olmuş güçler arasındaki uçurum büyük. Aynı zamanda alıcılar pratikte hiç toplu biçimde davranmazlar. Bunun sonucunda da arz edene karşı eşit nitelikte bir güç dengesi oluşturulması söz konusu olmaz. Bu yüzden de alıcılar girişimci karşısında her zaman kural olarak finansal eşitsizlikten doğan güçsüzlük konumundadır. Bu kimselerin örneğin arz edilen şeyleri önceden deneme, uzman görüşü alma, bilirkişi raporu tutturma vesaire olanakları söz konusu olmaz. Bu kişiler aynı zamanda çeşitli sunular yani arz arasında karşılaştırma yapma olanaklarından da yoksundurlar. Arz edenler arasında var olan rekabete karşı alıcılar kural olarak zayıf taraf oluşturuyor. Aynı zamanda zorunlu bir gereksinimini karşılama durumunda olan örneğin iş gibi, konut gibi, beslenme gibi, giysi gibi, kültürel gereksinimler gibi bir gereksinimi karşılama durumunda olan kişi de ekonomik olarak zayıf durumdadır. Bu yüzden burada daha fazla bir korunma gereksinimi ortaya çıkar. Bu durum sadece sözleşmelerin kurulması aşamasında değil, aynı zamanda sözleşmelerin sona erdirilmesi aşamasında da söz konusu olur. Ekonomik olarak az durumda olmak, çoğunlukla sahip olan hakların kullanılamaması sonucunda olur. Zayıf olanın ne kanıtlama araçlarına doğrudan sahip olmaya, ne hukuki olarak tavsiyeler almaya, ne de yargılama giderleri riskosunu taşımaya gücü vardır. Bu nedenle çoğunlukla haklarını kullanmaktan vazgeçer. Tabii bu haklarını biliyorsa ve dava konusunun niteliğine göre en yüksek mahkemeye kadar götürebiliyorsa. Hukuksal açıdan yeterli bilgilendirmeden yoksun olduğu için genellikle tek taraflı olarak hazırlanmış sözleşmelere, çoğunlukla da genel işlem koşulu biçimindeki kayıtlara kendisini bırakıvermektedir. Pazardaki yeri ve finansal yapısı ona başka bir seçim hakkı da tanımaz. Son olarak
ekonomik bakımdan zayıf tarafın her türlü koşulu kabul ettiği hallerin söz konusu olduğu işlemlerin varlığından söz etmektedir. Örneğin taksitli işlemlerde pratik olarak peşin parayla alışveriş yapamayacak olan kişi kolayca ileri sürülen koşulları kabul etmektedir. Bu durumda güç dengesi sorunu açık bir biçimde gözler önüne serilir. Bunun gibi kira sözleşmeleri de çoğunlukla mal sahibi olmanın imkansızlığı yüzünden gerçekleşmektedir. Ekonomik olarak zayıflık sorunu kısmen sosyal zayıflıkla örtüşür. Her iki durumda da var olan hukuki eşitliğin maddi eşitsizliği söz konusu olur. Esas olan pazar ekonomisi nedeniyle ortaya çıkan sonuçları düzeltmek, çokça da zayıf taraf lehine olarak engellemek olmalıdır. Ancak zayıfın korunması dağıtıcı adalet yoluyla değil, başka yollarla, örneğin denkleştirici adalet yoluyla gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda her zaman olmamakla birlikte zayıf kişi bir grubun, topluluğun, örneğin taksitle satın alan, kapı önü işlemi yapan, kiracı gibi bu grupların elemanı olarak kısmen korunmaktır. Kısmen de bireysel, kendi başına gelen olayla bağlı olarak korunmaktır. İkinci olarak zihinsel etkinlik açısından güçsüz olan sözleşme tarafından bahsetmek gerekir. Zihinsel etkinlik açısından bakıldığında sadece kendi işlerini görmekten aciz kişilerin bu gruba girdiği sanılmaması gerekir. Onların korunması kişiler hukukunun yani vesayet hukukunun görevidir. Buna karşılık ayrıntılarda zorluklar olduğunda kesindir. Burada basit olarak işlem ya da sözleşmeden bilgili olma unsurunun eksikliğinden söz edilir. Yani söz konusu olan temelde bir bilgilendirme sorunu. Piyasa bağlamında bilgi boşluklarından da söz edilebilir. Alıcı karmaşık yapıdaki bir arz bombardımanı ile karşı karşıya. Sürekli yeni ürünler çıkarılır. Örneğin cep telefonlarındaki model değişimi düşünür ve çok çeşitli arz biçimleri yaratır. Bununla birlikte ürünlerin süratli değişimi bütün dünyayı aynı pazar niteliğine sokmuş, küreselleşme dediğimiz oldu. Yani çabukluğu ve uygunluğu sağlayan bir ürünün yabancı arz edici yani girişimci tarafından yerel piyasaya getirilmesi olgusu doğmuş. Alıcıların çoğunun pazar hakkında genel bir bilgi sahibi olmaya yetecek zamanları yok. Perakendecilerse genellikle bir üreticinin temsilcisi durumundadır. Yani başka yapımcıların ürünlerinin nasıl yapıldığı hususunda bir bilgileri yoktur. Perakendecilerin verdiği bilgileri örneğin sadece bu ürün var dediğinde alıcı bunu denetleyemez. Tüketim konusundaki bu bilgilendirme boşlukları her bir mala yani gündelik tüketilen mallar olabilir, bir kere alınan pahalı mallar olabilir, markalı ürünler olabilir. Bunlara göre değişiklik göstermektedir. Ekonomi bilimciler tüketicinin fiyat ve kalite bilincinin gelişmesini olağan dışı biçimde boş hayal peşinde koşmak olarak nitelendirirler. Bu anlayış gücünü tüketicinin ihtiyaçlarını tanımlamakta yeterli düzeyde olmaması, yani seçimlerini gerçekçi bir biçimde yapmamasından olur. Bu yolla tüketici kolayca reklamların, satış yöntemlerinin ve yapay olarak uyarılmış gereksinimlerin kurbanı olur. Bilgilenme boşlukları ayrıca tüketim tekniklerinden de kaynaklanır. Alıcı yüksek teknolojiyle üretilmiş ürün hakkında fikir yürütecek halde değil. Çoğunlukla bazı ürünlerde ise gizli tutulan, işlevsellik açısından dahi bilgi sahibi değil. Bunun gibi tüketici malların yararlılık, dayanıklılık, sağlığa etkisi gibi hususlarda da
denetleyebilecek bir durumda değil. Yapımcının ya da işletmecinin aksine tüketici yabancı teknik uzmanlıktan da yok. En azından yüksek teknolojiyle üretilmiş ürünler açısından kendi gereksinimlerini en verimli düzeyde doyuracak ürünleri seçmekte ve bunların bedeline ilişkin olarak değerlendirmede bulunmada gerekli yetkinliğe ulaşmış değildir. Satın alma konusundaki kararları genellikle de bir rastlantıdan öteye geçememektedir. Bilgilendirme boşlukları son olarak hukuksal alanda kendisini gösterir. Alıcı ne sözleşmelerin kurulmasındaki hukuki aşamaları bilir, ne de sözleşmenin içeriğinin ne olduğunu farkındadır. Satıcı yani girişimci genellikle işin uzmanlarına hazırlattığı ve mesleki terimlerle doldurulmuş standart sözleşmeleri kullanır. Bu sözleşmelerin hazırlayıcısı olan kişiler o alanın uzmanı ve her türlü örf adetle içli dışlıdırlar. Bu durumda henüz işin başındaki bir amatörle işin girdisini çıktısını çok iyi bilen profesyonel arasındaki savaşım söz konusu olmaktadır. Amatörün olası en iyi sözleşmeyi yapabilmesi için çok büyük bir karar verme gücüne sahip olması gerekmektedir. Burada da tüketicinin günlük hukuki sorunlar hakkında okullar aracılığıyla eğitiminin önemi karşınıza çıkar. Önce eğitim. Biraz önceki yaptığımız açıklamalardan da görüleceği gibi satıcının profesyonel ve alanının uzmanı bir kişi olarak korunmaya gereksinim olmadığı açık. Bu konuda bir fikir birliğinden de söz edilebilir. Söz konusu olan ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişinin yani tüketicinin korunması. Bu alanda da yine kısmen sosyal korumayla karşı karşıya kalınır. Zihinsel etkinlik, entelektüel açıdan bağımlı olmanın anlamı, münferit olaylarda ortaya çıkan çok çeşitli niteliklerin belirlenmesinde kendisini gösterir. Özellikle bu durum sürekli taşıyan sözleşmelerle karmaşık nitelik taşıyan ürünler ve sözleşmeler için sıkça ortaya çıkar. Buna karşılık günlük alışverişlerde, örneğin ekmek satın almak ya da bir gazeteye abone olmak gibi durumlarda çokça karşımıza çıkmaz. Şimdi gelelim psikolojik açıdan güçsüz sözleşme tarafı kimdir? Ona bir bakalım. Alıcı yani tüketici genellikle gereksinimleri, davranışları ya da kararları açısından etki altına alınabilir bir nitelik taşır. Bu bazen bir karakter sorunu olarak kendisini göstermekle birlikte bazen de bu durum zorunluluktan, örneğin korkudan kaynaklanabilir. Bu durum arz edilen mallar hakkındaki karar verme ölçeğinin yokluğu gerçeği karşısında ortaya çıkan sonuç. Karakter yapısı kesinlikle bilgilenme isteğinin olmaması biçiminde ortaya çıkabilecek kayıtsızlıkla da doğrudan ilgili bir durumdur. Örneğin önündeki sözleşmeyi okumamak ya da genel işlem koşullarının içeriğini öğrenmemek. Burada kişiler ve vesayet hukuku yoluyla korumayla olan temas noktası ortaya çıkar. Zorunlu sayılabilecek araçlar dememizden maksat, örneğin korkutma altında yapılan alışveriş. Korkutma somut ve gerçek olabileceği gibi sözleşmenin karşı tarafından ya da üçüncü bir kişiden de kaynaklanabilir. Korkutma hukuka aykırı ya da uygun sayılabilir. Hukuka uygun korkutmaya her şeyden önce bir fesih ya da bir sözleşmenin içeriğinde alıcıya belirtildiği ya da öyle sandığı halden başka şekilde uygulanacak korkusu girer. Burada örnek olarak
Bir kira sözleşmesinde zamanla evin çevresiyle olan bağlılığın artması ya da uzun süre bir işte çalıştıktan sonra işin kaybedilmesi korkusu verilebilir. Bununla birlikte mahkeme korkusu, yargılama korkusu, icra korkusu da bu anlamdadır. Nesnel karar verme ölçeğinin olmaması, tüketiciyi açık ya da kapalı bir biçimde ortaya çıkan gerçeküstü reklam argümanına eğilimli hale getirmektedir. Prestij, şans, lüks vesaire satış argümanları haline dönüşür. Böylece gereksinimler uyarılabilir, dahası yapay olarak bu gereksinimler ortaya çıkarılabilir. Sonuçta tüketici davranışları üretici için uzaktan kumandalı hale gelmiş olur. Psikolojik olarak zayıflığın sosyal kavramıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Buna rağmen belirli oranda bir bağlantı kurulması ekonomik ya da entelektüel zayıflıkla birlikte kullanılmasından kaynaklanır. Bir diğer husus, yasal düzenlemeler aracılığıyla güçsüzün korunması. Güçsüzün korunmasını sadece özel hukukun ödevi olarak görmemek gerekir. Bundan öte, güçsüzün korunması yasalaştırmanın ve devlet politikasının temel gerektirinden biridir. Güçsüzün korunması kavramı, güncel kavram olan tüketicinin korunması kavramını da içine alan daha geniş bir kapsama alanına girer. Böylece, örneğin konut kiralanması hukuku, iş hukuku hemen akla gelenin aksine tüketicinin korunmasından sayılmayacak. Bu alanlarda güçsüzün korunması ilkesi geçerli olacak. Rekabet politikası ve rekabet hukuku güçsüzün, bu anlamda tüketicinin korunması bağlamında önemli bir diğer alanı oluşturuyor. Tüketicinin korunmasının temeli kendi işlevini yerine getiren açık ve karşılıklı anlaşmalara uyularak yürüyen bir rekabettir. Bu durum öğretide tüketiciyi dolaylı olarak koruyan genel tüketici korunması biçiminde nitelendirilmiştir. Ayrıca kamu hukukunda da güçsüzün korunması gerçekleştirilmektedir. Sağlık, işletme, banka, iletişim ve sigorta denetlemesi bu konuda ortaya çıkan belli başlı alanlar. Kamunun genel olarak korunması söz konusu olduğunda kamu hukuku devreye girer. Eğer özel hukukun zayıfı koruması söz konusu olursa, özel hukukun zorlayıcı önlemlerinin yeterli olup olmadığı kontrol edilir. Gerekli hallerde koruma, ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerle güçlendirilir. Piyasa ekonomisi açısından tüketiciye baktığımızda, öncelikle tüketici tarafından yönlendirilen klasik piyasa ekonomisi modelinden söz etmek gerekir. Klasik serbest rekabet modeline göre, tüketicinin ekonominin yönlendirilmesindeki temel işlevi piyasa ekonomisinden kaynaklanan rekabet düzeninin öncülüğünde ortaya çıkar. Bu düzenin çekirdeğini ise tüketicinin egemenliği ilkesi oluşturur. Bu öğretinin kaynağı Adam Smith'in şu sözlerinde kendisini göstermektedir. Her türlü üretimin tek amacı tüketimdir. Üreticinin çıkarları ancak tüketicinin çıkarları gerektirdiği ölçüde dikkate alınır. Ekonomik hayat, mala olan talebi yoluyla üretim araçlarını ve mal akımının yönlendirilmesini tüketicinin isteklerine uygun bir biçimde yapmak zorundadır. Teorik olarak incelendiğinde modelde şu niteliklerin varlığı gözlemleyin. Birinci olarak homo economicus olarak tüketici. Birinci unsur budur. Tüketici modeldeki yerini homo economicus yani
ekonomik insan olarak kalır. Homo economicus bütün kararlarında model olarak büyük ekonomik yararları esas alır. Amaca uygun davranan bu kişi için bir malın değerinin belirlenmesindeki temel ölçüt onun getireceği faydadır. Homo economicus açısından fayda, mal tedarikiyle ilgili olarak ortaya çıkan her durumda malın en son zerresine kadar amacın gerçekleştirilmesine özgülenmesidir. Böylece homo economicus gereksinimlerini yanılgısız ve duraksamasız bir biçimde saptayabilecek, doyumunu ve başka doyum olasılıklarını belirleyebilecek bir varlık olarak ortaya çıkar. Bunun yanı sıra homo economicus toplumsal bakımdan yalıtılmış ve her türlü sosyal ve tarihsel bağlardan koparılmış olduğu için her koşulda hiçbir etki altında kalmaz. Bu sistemde ikinci unsur serbest rekabet piyasasında üretici rolü. Serbest rekabet piyasasında üreticiye düşen rol sadece tüketicinin isteklerini yorumlamak ve ona açıklık getirmektir. Üretici tüketicinin isteklerini ne kadar isabetli bir biçimde öngörür ve tüketicinin ileride satın almak isteyeceği şeyleri ne kadar çabuk üretirse kendi çıkarlarına o kadar uygun davranmış olacak. Üçüncüsü, serbest rekabet piyasasında tam rekabetin gerçekleşmesi. Model gereği piyasa bir tam rekabet ortamından oluşur. Yani tekil olarak fiyatlar üzerinde etkili olunamayacak bir piyasanın varlığı söz konusu. Böyle bir ortamda arz edenler de, talep edenler de bireysel olarak değil, yoğun ve kitlesel olarak hareket ederler. Arz edenlerin çok olması dolayısıyla tekil arzlar toplam arzın ancak çok küçük bir kısmını, tekil taleplerde toplam talebin dikkate alınmayacak derecede küçük bir kısmını oluşturacak. Dördüncü unsur, serbest rekabet piyasasının diğer koşullarının gerçekleşmesi. Model biraz önce sayılanların yanı sıra üretim faktörlerinin istenilen biçim değişikliğine uyumunu, kıvraklığını ve değişime tepkili olmasını da gerektirir. Bunun yanı sıra türdeş yani homojen malların eş değerli, yansız, nötral bir para biriminin kullanıldığı ve rekabeti engelleyebilecek yersel uzaklık sorunun olmadığı bir ortamında varlığı söz konusu. Bu öngörülen modele göre tüketici istekleri doğrultusunda üretimin yönlendirilmesi sistemi her açıdan en uygun sonuç doğurmaktadır. Ekonomi sürekli bir denge içerisindedir. Gereksinimler üst seviyede doyurulmuş, üretim faktörleri payları oranında ve eşit bir biçimde ücretlendirilmiştir. Gel gelelim, klasik serbest rekabet piyasası modeli amaca ulaşamamıştır. Bütün bu söylediklerimiz maalesef bu modelin yeterli bir biçimde uygulanmasını engellemiş. Tüketici egemenliği tezi öncülerinin gerçeklerden uzak olması ve normla tanımlamanın ideolojik olarak farklılığından dolayı model çeşitli eleştirilere uğramış. Bir kere üreticilerin rolü değişmiştir. Üreticiler artık eskiden olduğu gibi belirli müşteriler için değil, değişik teknolojik kitle üretimi olarak ortaya çıkan üretim biçimiyle bilinmeyen bir müşteri grubu için üretim yapmaktadır. Bu durum zorunlu olarak sürüm yönteminin de değiştirilmesi sonucuna yöneltmiştir. Yeni sürüm yöntemi artık müşterinin isteklerine göre belirlenen değil, bir üretim planının yönetim çizgilerinin kılı kırk yaran pazarlama stratejileri çerçevesinde
aktif olarak yönetilen tüketim biçimi olarak karşımıza çıkar. Bu durumda tüketiciye üreticinin ürettiği ürünü kabul ya da reddetmekte sınırlı edilgen bir rolden başka bir şey kalmaz. Tüketicinin bilgilendirilmesi konusu üretici için sadece kendi ürününün faydasına bir sonuç doğuracaksa ilgi çekici gelmektedir. Ne zaman ki bilgilendirme olası sakıncaları ortaya çıkaran ya da rakip malın fiyat açısından karşılaştırılması gibi bir durumun doğmasına neden olma eğilimi gösterir, işte o zaman bilgilendirme üreticinin ilgi alanından çıkar. Çünkü artık malın sürüm, kazanç ve piyasadaki yeri tehlikeye düşmektedir. Sonuç olarak üretici tarafından yapılan bilgilendirme tek taraflı, eksik ve bu yüzden de yanlış, sıkça da aldatıcı bilgileri içerir. Aynı zamanda tam rekabet modeli görünümü de gerçekle pek uyuşmaz. Yoğunlaşma hareketleri her yerde arz edenler tarafından belirlenir. Piyasadaki birçok ürün için talep edenlerin çokluğuna karşılık çok az arz eden söz konusu olmakta. Arz çoğu zaman tekeller ve karteller tarafından belirlenmektedir. Rekabet eden girişimcilerin sayılarının azalması ve geçmişte bireysel planlar dahilinde rol oynayanların aralarında ortak stratejiden kaynaklanan mekanizmalar ya da sözleşmeden dolayı birlikte hareket etmesi sonucunda karteller, tekeller düşünülsün, piyasa gücü doğmuş olmak. Böylece tüketicinin hareket alanı ona çok az ayrılma olasılığı verilerek ya da hiç verilmeyerek sınırlandırılmış olur. Bu duruma dikkat etmesi ise arz ediciden beklenememektedir. Üretici ile tüketici arasındaki ilişkide gücü ortadan kaldırıcı araç biçimindeki rekabetin bu koşullar altında işlemeyeceği kabul edilir. Peki serbest rekabet düzeninde model ve gerçeklik arasındaki uyumsuzluğu olarak tüketici politikası nasıl olmalı? Siyasi bakımdan çağdaş demokrasilerin temeli sayılan serbest rekabet düzeni, biraz önce bahsettiğimiz modelde öngörülenlerin aksine yasalarla korunmadığı takdirde yerini tekelleşmeye bırakmaktadır. Tüketici oranla daha çok arz edicinin hizmetinde olan piyasa gücü avantajı iki kaynaktan var. Bunlardan birincisi arz edicinin üstün olan piyasa konumu ve ikincisi de tüketicinin bilgilendirilmesindeki eksiklik. Birincisi arz edicinin üstün olan piyasa konumu ve ikincisi de tüketicinin bilgilendirilmesindeki eksiklik. Bunun sonucunda ortaya çıkan modele uygun olmayan tüketicinin zayıflığı halinin giderilmesi sistemi olacak. Bu sonucun hangi yol ve yöntemlerle gerçekleşeceği hususunda farklı düşünceler söz konusu. Bu anlamda şimdi bunlara değinmeye çalışacağım. Birinci olarak serbest rekabet modeline dayanan tüketici politikası. Serbest rekabet modeline uygun biçimde belirlenecek bir politikayla mevcut rekabet hakkındaki düzenlemeler ve hukuksal işlemlerin özel yapısı dahilinde tüketicinin korunması mümkündür denilmekte. Tüketici politikası temelde girişimcilerin rekabetinin sağlanması, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve tüketiciyi bireysel korumanın genişletilip iyileştirilmesi olarak görülür. Tüketici politikasının araçları nelerdir? Tüketicinin kendi kendini koruyamayacağı her alanda yasa koyucu tarafından korumayla rekabet politikası, tüketicinin bilgilendirilmesi ve eğitimi tüketici politikasının araçlarını oluşturur. Yasa koyucu tarafından korunmaya, öncelikle tüketicinin korunması kavramına
genel olarak yasal düzenlemeler aracılığıyla tüketicinin piyasanın öngörülemezliğinden, arz edici tarafından aldatılmasından veya üründen kaynaklanabilecek yan etkilerden doğabilecek zararlara karşı nasıl korunması gerektiği hususundaki önlemler altlanır. Bir de rekabet politikası söz konusu olur. Bir devlet rekabet politikasının amacı rekabeti işlevsel halde tutmak ve onu rekabet edenlerin haksız müdahalelerine ve ortadan kaldırma denemelerine karşı korumak biçiminde ortaya çıkar. Rekabet koşullarının kızışmasıyla ortaya çıkan uygun fiyatlar ve tüketicinin seçme olasılığının artması biçimindeki piyasa mekanizması, rekabetin en azından dolaylı olarak tüketicinin çıkarlarına hizmet etmesi sonucunu doğurur. Bir diğeri tüketicinin bilgilendirilmesi. Tüketicinin bilgilendirilmesi, malların fiyatı, kalitesi, işlevi gibi hususlarda mümkün olduğunca güncel bilgilerin tüketicinin hizmetine sunulması anlamına gelir. Tüketicinin her bir tüketim malının piyasadaki konumu hakkında bilgilendirilmesi, kullanımı aşamasındaki gelişiminin ve tehlikelerinin açıklanıp gösterilmesi yoluyla tüketicinin arz edilen malları tanıma olanağı ortaya çıkarılır. Bilgilerin doğru, tamamlayıcı ya da eleştirici olması yoluyla aynı zamanda arz ediciden kaynaklanan tek taraflı ve bu yüzden de yanılgıya düşürme eğilimini içinde barındıran bilgilendirmelerin denetlenmesi gerçekleştirilmiş olacak. Bir diğeri tüketicinin eğitimi. Tüketicinin piyasanın temel anlayış biçimi ve kendisinin bu ortamdaki rolü hakkında eğitilmesi gerekir. Bu amaca ulaşmak için tüketicinin ekonomi gerçekçi karar verebilmesinin yolları gösterilmeli. Çünkü bu, tüketicinin kendi gereksinimlerini, davranışlarını ve vaziyetini ne birbiriyle ne de bağımlı olduğu sosyal amaçlarla çatışmayan bilinçli amacı formüle edebilmek için gerekir. Tüketici aynı zamanda gerçekçi bir bütçe düzenlemesi için gerekli olan önemli, genel ve pratik bilgilere sahip olmalı. Peki, tüketici politikasının uygulayıcısı kimdir? Tüketicinin korunması için alınacak önlemlerde nasıl devlet doğrudan yükümlü ise tüketicinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hususlarında da aynı zamanda çoğulcu çıkar çatışmasında tüketicinin temsilcisi olarak algılanan tüketici organizasyonlarının yükümlülüğü öngörülmektedir. Buna karşılık tüketici kuruluşları görevin algılanmasında devletsel bir yardım, kendi kendine yardım anlamında destek olarak görülür. Bunun nedeni tüketici kuruluşlarının eksikliği olduğu gibi aynı zamanda bunu gerçekleştirebilecek derecede kaynağında olmamasından doğar. Yasal düzenlemeler aracılığıyla tüketicinin korunması konusundan da söz edelim. Sanayi devrimiyle seri üretim gerçekleşmeye başlamış. Piyasaya arz edilen ürün sayısının ve niteliğinin artması, farklılık göstermesi tüketicilerin yasal olarak korunmasına önem kazandırmıştır. Ülkemizde bağımsız bir hukuk dalı olarak tüketicinin korunması hukukunun kabulü, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun yürürlüğe girmesi neticesinde gerçekleşmiştir. 1982 Anayasası'nın 172. maddesiyle tüketiciler anayasal olarak da korunuyor. Bu maddeye göre devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.
1982 Anayasası'nın 2. 17. 19. 40. 167. ve 171. maddeleri de tüketicileri dolaylı olarak koruyan hükümler içerir. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuattan kısaca söz etmek gerekirse, 6502 sayılı bugün yürürlükte olan tüketicinin korunması hakkında kanun, 28.11.2013 tarihinde 28.835 sayılı resmi gazetede yayınlanmış. Madde 87 gereğince yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir. Ve madde 86 cümle 1 uyarınca 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunu yürürlükten kaldırmış. Tüketici mevzuatı oldukça geniştir. İlgili kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler mevcuttur. Buna doğrudan doğruya tüketicinin korunması genel müdürlüğü sitesinden ulaşılmak mümkün. Tüketicinin korunması hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi nedir? Onlardan da söz edelim. Tüketicinin korunması hukuku, tüketici haklarını esas alan, tüketiciyi korumaya yönelik kendine özgü kurumları ve emredici kuralları olan bağımsız bir hukuk dalıdır. Tüketicilerin anayasal çerçevede de korunduğundan söz etmiştik biraz önce. 172. maddede devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder diye belirlemiştik. Tüketicinin koruması hakkında kanunda da hükme bağlanan idari yaptırımlar, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemeleri, Türk Ceza Kanunu'nun 237. 239. 240. 241. maddeleri, tüketicinin koruması hukukunun kamu hukukunu ilgilendiren yönleri olarak karşımıza çıkar. Tüketicinin koruması hukukunun özel hukuku ilgilendiren yönleri de çok daha geniştir. Tüketicinin koruması hakkında kanunda hüküm bulunmaması durumunda madde 83.1 uyarınca genel hükümler uygulama alanı bulur. Dolayısıyla tüketicinin koruması hakkında kanun tüketiciye yeteri derecede koruyamadığını söylemek mümkündür. Bu anlamda Türk Borçlar Kanunu'nun genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemesi, tüketicinin koruması hakkında kanunda yer alan düzenlemelerin dışında var olan en geniş düzenlemedir. Ancak belirtmek gerekir ki tüketiciyi esas almayan kanunlar pratik, ucuz ve kesin koruma sağlayamaz. Bu sebeple tüketiciyi korumayı amaçlayan özel düzenlemelere gereksinim var. Ancak bu gereksinim genel düzenlemelerle sonuca ulaşılamaması haline özgülenmesi gerekir. Borçlar hukuku kapsamında aksi kararlaştırılabilen bir hükmün tüketicinin korunması hukukunda yalnızca tüketici lehine aksinin kararlaştırılabileceği unutulmamalıdır. Tüketicinin korunması hakkında kanunda hüküm bulunmaması halinde Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin yanı sıra Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri de genel hüküm olarak uygulama alanını bulunur. Türk Medeni Kanunu'ndan uygulanacak hükümlere örnek olarak dürüstlük kuralını ve hukuki işlem ehliyetine ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu'ndan uygulanacak hükümlere ise haksız rekabete ilişkin 54. 55. ve 56. maddeleri verebiliriz. Tüketicinin korunması hukuku, iş hukuku, rekabet hukuku gibi sözleşme özgürlüğünün sınırlanması sebebiyle sosyal hukukun bir dalıdır ve bağımsız. Tüketicinin korunması hukukunda tüketicinin menfaati önem taşırken, rekabet hukukunda rekabetin korunması amaçlanır. Rekabetin korunması uzun vadede
tüketici yararına sonuçlar doğurur. Rekabet hukukunda ekonomik açıdan herkesin kendi emeği oranında sonuç alması ilkesi söz konusu olur. Gelelim tüketicinin temel haklarının varlığının kabul edilmesine. Başlangıçta tüketici hakları güvenlik hakkı, temsil edilme ya da sesini duyurma hakkı, seçme hakkı, bilgi edinme hakkı olmak üzere 4 temel hak olarak belirlenmiştir. 14 Nisan 1975 tarihinde Avrupa Birliği'nde, o dönemki adıyla Avrupa Topluluğu'nda Tüketici Enformasyon ve Koruma Programı adıyla Bakanlar Konseyi tarafından sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı, ekonomik çıkarlarının korunması hakkı, tazmin edilme hakkı, bilgilendirme hakkı ve eğitim hakkı, örgütlenme ve temsil edilme hakkı olmak üzere 5 hak olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 9 Nisan 85 tarihinde gerçekleşen toplantısında tüketicinin korunması ilişkin temel esaslar deklarasyonu üye ülkelerin temsilcilerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Söz konusu deklarasyonla 8 temel tüketici hakkı öngörülmüştür. Şimdi bunlara kısaca değinelim. Birincisi temel gereksinimlerin karşılanması hakkı. Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı, insanın insan olmasından kaynaklanan ve hayatını sürdürebilmesi için gereken asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmesi anlamına gelir. Beslenme, barınma, ısınma, aydınlanma, içecek su bulma, ulaşım ve haberleşme gibi tüm ihtiyaçlar tüketicinin en temel hakları. Tüketicinin koruması hakkında kanunda bu konuya ilişkin özel bir düzenleme mevcut değil. İkinci olarak sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı. Tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı, tüketicinin tehlikeli ve riskli mal ve hizmetlere karşı korunmasını, tüketiciye sunulan her türlü mal ve hizmetin yaşam ve sağlık açısından tüketicilere zarar vermeyecek kalite ve nitelikte olmasını ifade eder. Kişinin sağlık ve güvenliği özellikle Türk Ceza Kanunu tarafından korunur. Geniş anlamda tüketici hukuku kapsamına tüketici işlemleri nedeniyle bu hakların tehlikeye atılmasına karşı tedbirler. Üçüncü olarak ekonomik çıkarlarının korunması hakkı. Tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması hakkı, tüketicilerin çeşitli mal ve hizmetler arasında gelir düzeylerine göre kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, istedikleri mal ve hizmetleri ucuz ve kaliteli olarak alabilmesi ve seçeneklerinin artırılması anlamına geldi. Tüketicinin korunması hakkında kanunda bu konuya ilişkin düzenlemeler özel bir ağırlık taşır. Dördüncüsü bilgilendirme hakkı ya da bilgi edinme hakkı. Tüketicilerin satın alacağı tüm mal ve hizmetlerle bu mal ve hizmetleri üreten, satan kuruluşlara ait bilgilerin doğru, tutarlı ve eksiksiz olarak zamanında tüketicilere verilmesini ifade eder. Tüketici, mal ve hizmetlerin özellikleri, kullanım ve bakım koşulları, tehlikeleri ve riskleri ile ilgili olarak doğru ve eksiksiz biçimde bilgilendirilmelidir. Tüketicinin koruması hakkında kanun, tüketicinin bilgilendirilmesine önem verir. Bu hususu genel olarak dördüncü maddede düzenlemekle birlikte özel tüketici sözleşmesi fikrinde tüketiciyi sözleşme öncesinde bilgilendirme yükümlülüğü adı altında çeşitli maddelerde hükme bağlamıştır. Beşinci olarak eğitilme hakkı. Tüketicinin eğitilmesi bireyin ekonomik faaliyetlerini yönlendirme
ihtiyaçlarını karşılama ve pazarı etkileme gücünü artırmayı hedef alan eğitim ve bilgilendirme yatırımı olarak tanımlıyor. Buna göre tüketiciye mal ve hizmetlerin bilinçli olarak alınması, ihtiyaçların tespiti, alışveriş teknikleri gibi konularda eğitim verilmesi gerekiyor. Tüketicinin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi çoğunlukla birlikte değerlendirilse de nitelikleri farklı. Tüketicinin bilgilendirilmesi pazardaki mallara ilişkin bir bilgilendirme. Üreticiye ve satıcıya yüklenen sorumluluklarla sağlanmaya çalışılmıştır. Tüketicinin eğitimi ise kendisine tüketici bilincinin verilmesidir. Tüketicinin korunması hakkında kanun tüketicinin eğitilmesine önem vermiştir. Bir diğeri zararların tazmin edilmesi hakkı. Tüketicinin zararlarının tazmin edilmesi hakkı, satın alınan malın ya da hizmetlerin öngörülen nitelikte olmaması, ayıplı ya da bozuk çıkması durumunda, ayıplı malın geri alınması, değiştirilmesi, ayıplı hizmetin yeniden görülmesi gibi ayıpların ve neden oldukları her türlü maddi, hukuki ve ekonomik zararların karşılanması anlamına gelir. Tüketicinin korunması hakkında kanunda bu konuya ilişkin düzenlemeler özel bir ağırlık taşır. Bir diğeri temsil edilme hakkı. Temsil edilme hakkı, tüketicilerin hak ve çıkarlarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarca alınan kararlara örgütleri aracılığıyla demokratik biçimde katılmaları şeklinde açıklanır. Tüketicinin korunması hakkında kanunda tüketici örgütlerinin 15 günde bir toplanan ve mahkeme öncesi çözüm organı olarak kurulan yaklaşık 1010 adet tüketici hakem heyetlerinde tüketici derneklerinden birer temsilci, ayda bir toplanan, Türkiye'nin reklam otoritesi olarak kabul edilen ve 19 kişiden oluşan reklam kurulunda tüketici derneklerinden bir temsilcinin olması, yılda bir kez toplanan ve tüketici sorunlarının çözümüne yönelik önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ileten tüketici konseyinde ise tüketici dernekleri üst kuruluş temsilcileri dahil 23 temsilci, tüketici vakıflarında ise 3 temsilciyle temsil edilmeleri hükme bağlanmıştır. Bir diğeri sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, sağlıklı, dengeli, bozulmamış bir yaşam çerçevesinde insan hayatının sürdürülebilmesi olarak tanımlanır. Bilinçli tüketici olmak, satın alınan mal ve hizmetlerle çevreye zarar vermemek, doğal kaynakları israf etmemek. Tüketicinin korunması hakkında kanunda tüketicinin çevresel tehlikelere karşı korunmasını amaçlayan sistematik bir hüküm mevcut değildir maalesef. Şimdi gelelim tüketicinin korunması hakkında kanunun temel tüketici haklarıyla olan bağlantısı. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun 8 temel tüketici hakkını kapsar. Öyle ki ilgili kanunun 1. maddesi uyarınca bu kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir der. Bu kapsamla ilgili amaçla ilgili bu birinci madde. 8 temel haktan yola çıkılarak bir tüketici tanımı yapmak gerekirse şöyle diyebiliriz. Tüketici temel gereksinimlerinin giderilmesi ve sağlıklı bir çevrede yaşama gereğinin yerine getirilmesi için
seçim hakkını kullanabileceği bir ortamda eğitilmiş ve bilgilendirilmiş olarak güvenlik içinde ekonomik faaliyetlere katılan, bu katılımı nedeniyle uğrayabileceği zararı tazmin edilen, bu haklarının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusundaki taleplerini oluşturacağı örgütler aracılığıyla ya da bireysel olarak kamuoyuna duyurma hakkına ve taleplerinin dikkate alınmasını isteme yetkisine sahip olan kişidir diye değerlendirilebilir. Son olarak belirtilmek gerekir ki bu 8 evrensel hakka sonradan 9. olarak şikayet hakkı da eklenmiştir. Bu hak Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından ilan edilen tüketici hakları arasında sayılır.